Mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Yeni Çağ Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet, pazar günü demek Yeni Çağ Televizyonu'nda astroloji günü demek. Astrolog da Esin Kısakol karşımızda. Merhaba Esin Hanım, iyi pazarlar. Merhaba Ebru'cum, sana da iyi pazarlar. Herkese iyi pazarlar. Teşekkürler. Peki 2024'ü 3'er aylık periyotlara bölmüştük. Türkiye'de neler yaşanacak bu aylarda onları konuşuyorduk ama ben bugüne şöyle başlamak istiyorum. Perşembe günü Aslan Dolunay'ına girdik. Önce Türkiye'ye onun bir etkisi olacak mı? Nasıl bir etkisi olacak? Dilersen onunla başlayalım. Onu bize biraz anlat. Ondan sonra yine periyodumuza devam ederiz. Tamamdır. Şimdi evet bu periyotları anlatırken geriden gelirken de güncel olan bir şeyler olsun. Dolunay'ı anlatmak çok güzel bir fikirdi. Sen bu arada astrolojiye bayağı bir hakim olmaya başladın. Sayende öğreniyorum. Teşekkürler. Şimdi Aslan Dolunay'ı 25 Ocak'ta olacak. 5 derecede olacak. Tabii ki Aslan yükselenler ve Aslan burçları çok etkilenecek. Aslında çok keyifli bir Dolunay. Hani normalde dolunayın anlamı özgüven, cesaret, cesaretini gösterdiğin her konuda başarı elde etmek anlamını geliyor. Çünkü Jüpiter'in hala bizi beslemeye çalıştığı bir dolunay bu. Yani bir açık alım içerisinde dolunayla birlikte Jüpiter. Dolayısıyla bu sana açık sözlü olman, doğru olman, bildiğinden şaşmaman, farklı her şekilde her yönleri deneyip sabretmenin vermiş olduğu ödüllerden bahsediyor. Şimdi dolunayların böyle bir etkisi, genel bir etkisi vardır. Bir de haritaların üzerinde olan etkisi vardır. Şimdi Türkiye haritasının üzerine geldiğimizde Türkiye haritası sabit bir burca, yani güneşe sahip, o da akrep ve o da 5 derecede. Yani dolunayla aldığımız net bir açıyı gösteriyor. Ama bu açı tabii ki harika bir dolunayı bambaşka bir hale getiriyor. Yani gökyüzünde bizim sert kare dediğimiz bir şey vardır. İşte sabit burçlar üzerinde olur. Bu dolunayın üst dolunay işte aslan, kova ve boğa. Yani gökyüzündeki 4 sabitten 3'ü arasında geliştiğinde çok harika. Ama bir dördüncü hikayenin içine girdiğinde büyük bir kare oluyor. Yani içinden çıkılamaz bir duruma sokuyor. Şimdi bu da ne getiriyor ülkeye? Tabii konunun para olduğunu ve çok şey yapılması gerektiğini ama birçok konuda tıkanıldığını ki zaten herkes biliyordur her şey tıkandı. Yapılan zamlar bile maaşlara henüz yansıtılmadı. Bilmiyorum herkes ya ben bir emekli olarak Yansıtılmadan çok her iyi şeye biliyorum. zam geldi zaten. O Yani yapılan en zamlar az üç yüzde. üstüne verilen para bile yansıtılmadı. Yani 8 bin küsürlerde kaldı. Hala 10 bin alan olmadı. İşte gazetede yayınlanacak dendi. Bir sürü şeyler söylendi. Emeklinin eline henüz para geçmedi. Yani para hala bir ödenmiş bir durum yok. Zaten hani dediğiniz gibi verilmeden gitmiş paralar bunlar. Ama yine bakın bugünler yine iyi. Çünkü bu Dolunay'da şöyle bir durum var. Yani o kadar durumun normal ve hayatın o kadar normal olduğunu, her şeyin o kadar iyi olduğunu lanse ederken kaynaklardan inanılmaz bir şekilde çok büyük bir şeyler gidiyor. Yani o var olan olumsuz durumu yansıtmamak adına. Neden? Çünkü Mart'ta seçim var. Biliyorsunuz ki hani böyle bir en azından gezmeye gönderildi fezaya birileri ve bunun bir araştırma olmadığını, bunun bir seyahat ve gezi olduğunu, parayı bastıran herkesin gittiğini artık hani bilmeyen yok. Yani gerçekten bunu bilip de hala orada bir araştırma yapıldı, gurur duyuyoruz. Tabii ki gurur duyarız. Ülkemizle ilgili her şey için gurur duyarız biz. Ama bir akla sahip insanız, neyin ne olduğunu çözümleyebilecek bir zekaya sahip. Türk milleti çok da aptal değil aslında. Bazısı şöyle bir şey vardır insanlarda bazı bir durum var böyle onu açıklamak isterim. Bu arada böyle dilim sürçtü kusura bakmayın. Şey gibi hani seçtiğin şey kötü çıktığında egon ezilir ya çoğu insanda bu var şu anda. Hani benim seçtiğim benim istediğim ya da benim güvendiğim kişinin yanlış çıkması olamaz egosunu yaşıyor insanlar. Cahil egosu bu da apayrı bir şey. Yani kaynaklardan inanılmaz bir israfın yapıldığını
ve bu ülkenin kaynaklarının daha da boşa kullanıldığını, bunun tamamen neler olduğunu daha önümüzdeki aylarda da göreceğiz. Yani bu ifşalar dedik ya, hani her gün bir ifşa patlamayacak, senenin başında oldu. Ara ara bunları yaşayacağız zaten ve biz burada bu kanalda hep bunu hatırlatacağız sevgili Ebru. İnsanlar hani söylemiş miydin, söylememiş miydin? Her dakika, her hafta en azından konuğumuz olarak söyleyeceğim. Ve işte saklı durum ortaya çıkmasın, kasanın boşluğu anlaşılmasın diye yapılan gösterişten bahsediyor. Aslında yapacaklarının ne olduğunu bilemedikleri için bu bir saçmalık diyor gökyüzü. Yani hani gökyüzünün dilini okumak o kadar güzel ki hani sohbet eder gibi böyle hani o şekilde anlatıyor insana. Ve dolayısıyla bu Ocak ayındaki Aslan Dolunay'ın bize etkisi bu. Ama kişisel haritalarımızda Aslan Dolunay'ı herkese bir parça bir rahatlık, özgüveninin verdiği bir cesaretle her şey böyle açık, net olmasıyla aslanlara ekstra güzellikler getirdi tabii. Biraz belki kimisi çok para harcadı, kimisi güzelliğine para harcadı, kimisi efendime söyleyeyim işin kaynaklı yapmış olduğu yatırımlardan güzel şeyler elde etmeye başladı. Yani Jüpiter'in hala bize verdiği nimetlerle ayaktayız. Şubat ayında zaten onu bir kısa hatırlatmak istiyorum. Çünkü önümüz Şubat ayı. Gerçi yine Şubat ayındaki Kova yeni ayından bahsederiz yine haftalık yayınlarımızda. Bir böyle bir uzlaşma, bir tatlı görünme, bir böyle her şey o kadar toz pembe ki modları var. Hiç böyle bir şeyler duyuyoruz. İşte vergi arttırılacak duyuyoruz ki ekonomi sizin işiniz. Ben sadece bunu anlaşılsın diye söylüyorum. Örneklendiriyorsun. Yok vergi arttırımı, yok doların üstünden bir şeyler vergiler olacak, yok şu şöyle olacak falan diye duyuyoruz ya. Hani hep bunları da bir yalanlanıyor yani bir taraftan da. Hani öyle şey değil, sadece böyle yetki verilecek ama bu onun yapılacağı değil. Biz bu hikayeleri çok duyduk. Bunları hep söyleyip arkasından yapmadılar mı? Biz biliyorduk olduk. Biz aslında biliyoruz bunların böyle olacağını. Ve zaten oraya doğru gidiyoruz. Ama bu Şubat ayında bu tatlı görünüm neden? Elbette ki Mart'ta olacak seçimden. Ve gerçekten orada ortalık karışmaya başlayacak demiştim. Böyle bir özet geçiyorum ama Mart ayının sonunda terazide ay tutulması var. Ve bu güney düğümü de terazide olduğu için hiç hoş bir şey değil. Yani insan ilişkileri çok bozulacak. Yine her şey böyle hakikaten hani orada böyle bir ışınlansak da o günleri görmesek diyorum. Tabii beni parantez içinde deprem de korkutuyor. Çünkü daha önceki 2023 Şubat depremini bir tutulmayla yaşamadık. Çok şaibeli, çok böyle içinde çözemediğim şeyler vardı ki kanallarımı takip edenler bunun amacını nasıl anlattığımı da bilirler. Dolayısıyla bu da beni ürkütüyor. Çünkü bizi duygusal bir travmaya sürükleyen bir durum var aslında gökyüzünde. Çünkü Neptün'den Türkiye'nin ayı bir kare açı alıyor. Bu da hepimizin bir duygusal travması demek. Biz zaten 2023'ün Şubat ayında çok büyük bir travma yaşamadık mı? Yani öldük öldük girmedik mi? Bizim ülkemiz bir deprem daha kaldırır mı? Yani ya Rabbim hani ezdi de hani ezdin tamam da bu kadar ezme diyesim geliyor içimden. Bu bir isyan gibi olmasın sakın ama onu dillendirmek bile istemiyorum yani bu deprem konusunu. Ve direkt hemen sonraki aylara geçiyorum. Hani son periyodumuzu anlatmaya Onları geçeyim. da merak ediyoruz çünkü. Çok mu hızlı konuşuyorum? İyi miyim? Yok, estağfurullah, olur mu? Böyle yorumlara falan falcı abla falan yazıyorlar ya. Hay bir gülesim geliyor. Keşke falcı olsam zengin olurdum şimdi. Bizim işimizin çok bir falla ilgisi yok ama. Komik yani. Hani falcılar daha iyi para kazanıyor Ebru Hanım bu arada. Şimdi Haziran ayında kalmıştık. Haziran ayında ne demiştim? İşte artık orada her şey bitti. Her şey artık ipin ucu gitti. Yani bütün her şeyler çevrilen durumların ortaya çıkmasıyla ilgili çok ağır kararlar demiştim. Geçen ay en son bu şekilde kapattık. Bu ağır kararlardan işte ne oldu? Ne anlarız biz ağır karardan Türk milletine yapılacak? Hadi babam vergi. Verginin vergisinin vergisi gibi. Hani zamanında da biliyorsunuz uygulanmış böyle çok bizim olmadığımız zamanlarda işte köprüden geçtim vergimi, merhaba dedim vergi
gibi böyle bir zaman var ve bu koşullar gerçekten çok ağır ve hepimizi çok sarsacak. Yani ülkece çok sarsılacağız. Çünkü bu arada da tam sonraki yani Haziran'ın başında o Neptün'ün açısını yaşayacağız. O beni çok korkutuyor. İşte o Mayıs zamanı çünkü Türkiye haritasında Güney Düğümü burcunda Progres'te bir kavuşum var Uranüs'le. Bu beni biraz irkiliyor. Yani böyle bizi ani sokacak şeyler bizi nasıl bir travmaya sokabilir? Umarım deprem değildir. Çünkü biz de insanız, anlamaya çalışıyoruz. Depremi hep tutulmalarla anlarız. Ama tutulma etkisinde bizim baktığımız siteler var. Tutulma etkisini ölçmeye, anlamaya çalıştığımız ya da yorumlamaya çalıştığımız. Orada Türkiye ile ilgili bir ibare yok. Yani Türkiye'de yaşanan 99 depremini ben videolarla, bu görüntülerle, animasyonlarla anlatmaya çalıştım. İşte ülkede bu şekilde deprem böyle yaşandı, hep bu tutulmalarla olur diye. Ve sonunda böyle tutulma etkisi olmayan bir deprem yaşanınca şu andaki etkilerde de bir Türkiye etkisi görmüyoruz. Yani bir Türkiye'de özellikle İstanbul diye beklenen depremle ilgili bir ibare yok. Umarım da doğru hissediyorumdur bu sefer. Yani ibare yoktur. Evet. Umarım öyledir. Çünkü hani gerçekten para, pul hiçbir şeyin önemi yok. Yani hani ekonomi, parasız kalmak bilmem ne hani insanlar, çocuklar, masum insanlar deprem gibi. Aslında deprem insan öldürmüyor. Binalar insan öldürüyor. Ve biz de çok binalaşma ve çok çirkin bir yapılaşma içinde olduğumuz için aslında ölüyoruz. Daha yeni Kazakistan'da sanırım 7.2 deprem oldu. İnsanların burnu bile kanamadı. Yani neden biz de böyle? Hani benim isyanım deprem öldürmüyor insanlar. Bu müteahhitler, bu izinler, bu yapıların çirkinlikleri bunlardan açgözlülükten aslında ölümler yaşıyoruz. Bu daha yıpratıcı. Paranın hiç önemi yok. 5 günde aç kalırız, 10 günde. Bizim atalarımız çarıkta su kaynatıp içmişler, yemişler. Tabii ki o durumlara kadar düşmeyeceğiz. Çünkü çağ çok ilerledi. Ama çok yıpratıcı olur bizim için. İnşallah da bu değildir. Sonrasında yani aylara devam ediyorum. Temmuz'da bu duygusal zor durumların içerisine giriyoruz ya. Hani artık hiçbir şekilde saklanacak bir şeyleri de kalmıyor. Aslında her şey çok ortada. Her şey o kadar karışık ki. Yani bir sürü içinden çıkılamayacak kadar. Bakın. Geçen sefer böyle şey demiştim. Yakaladınız o lafı ağzımdan. Hani maaşlar ödenemeyecek kadar demiştim. Bu içinden çıkılamayacak kadar durum bunu gösteriyor. Bakın şurada sadece bir fark bile yatırılamıyorsa o ek fark o zamanla düşünün şimdi. Bir de seçim bitmiş, her şey bitmiş. Ortalık bir kaos haline gelmiş. Tabii ki saklamaları çok zor bir durum. Biz işte orada bir şey var. Hani bu Mart ayında yapılan harcamalar, daha sonrakiler, bunların arka perdeleri, bunların her şeyini o aylarda öğreneceğiz zaten. Biz astrolojide tahmin ediyoruz. Hani büyücü falan değiliz. Gezegenler bize böyle olma ihtimalini gösteriyor. Ne kadar taktıysan bu büyücü falcı olayına, en sevmediğim şey çünkü fal şu bu. Velhasıl karmaşanın ve kaosun devam ettiğini Haziran ve Temmuz'u zaten bu şekilde ve tabii ki çok patlak veriyor artık. Yani o kadar patlak veriyor ki insanlar da geçinemiyor. Çünkü vergi arttırımı, bankalar, para piyasaları çok karışacak. Zaten siz de Zor her zamanlar gün yaşayacağız aslında. ilgili takibi birebir içindesiniz. Ekonomiyle ilgili yaptığınız yorumlar da belli. Herkes tepeye taklak gittiğimizi söylüyor. Ki bunu 2023'ten beri söylüyoruz zaten. Film senaryosu aynı yani. Başa baş gidiyor neredeyse. Sonra tabii ki insanlar geçinemediği için yengeç dolunayında şey isteyecek yani hani bir zam, bir bilmem ne, bir şey. Yani şirin görünmek için vaatler var burada. Her şey böyle bir aslında hani her şey normalde ufak bir iki aksaklık canım her şeyde olur. Bu arada olayları şu şekilde örtbas etmek gibi böyle bir başka yönlere çekmek gibi durumlar var. Geçen hafta da bahsetmiştim bundan. Hani ortalığı karıştırmak için
imana kadar giden konuşmalar, tartışmalara saldırmalar, bunlarla ilgili bir paye kazanmalar da olacak. Ve sonrasında zaten Oğlak Dolunay'ı olacak. Çünkü Temmuz'un sonunda o da Oğlak Dolunay'ı 22'sinde artık sorunlar ortada ama çözülecek bir durum da yok. Yani öyle bir pozisyon da yok yani. Hani çünkü geçen yıl söylemiştim, tekrar ediyorum. Otoriteler de kendi içlerinde anlaşamıyorlar. Orada da bir sıkıntı var. Orada da bir paylaşımla ilgili olabilir, başka telaşları var. Yani onların telaşlarını anlamaya çalışıyorum. Hani sanki onlar da içlerinde olan durumun açığa çıkmaması için büyük gösterdikleri bir çaba var. Ama içeride çok büyük bir anlaşmazlıkları da var. Herkes birbirinin ipini çekecek. Ben bu lafı kullanmıştım. Hani sadece değil burada böyle açık açık söylemem. 2021'de de 22'de de sonunda herkes kendi ipini kendi çekecek. Birbirlerine yani kendi içlerinde birbirlerini destekleyenler sırayla birbirlerinin iplerini çekecekler. Hani Türk milletinin zaten gördüğünüz hala yapacak bir durumu yok. Çünkü geçim derdinde çok iyi oyalandık geçim derdiyle biz aslında bakarsanız. Sonrasında Ağustos'ta bir Kova burcunda dolunay olacak. Burada tabii ki talepler edilmişti ya. Hani şu zaman olmaz bu ay olur. Olmadı Temmuz. Biz zaten emekliler her zaman yılın başında ve ortasında bir zam almaz mı? Hep standart bu değil midir? Sanki yeni yapılmış bir şeymiş gibi deklare ediliyor ya. Ne olacak? Tabii ki o ayda o verilen, şimdiden verilen sözler o ayda red. Yani orada da bir şey yok. Ben burada da hiç zam yok gibi söylemiştim. Hani ele geçen bir şey yok. Daha henüz ne olacağı bile belli değil. Ve sonuçta artık hani hiçbir şekilde bir çözümsel bir durum yok. Satürn'ün de bir açısı olacak balık burcundaki Satürn'ün Jüpiter ikizlere geçecek. Kare açı yapacak. İkisi de değişken burçta. Burada artık hani o saklanan durum çok şeyde. Hani herkes çok hissediyor. Herkes çok biliyor ama o kadar aşikar ki. Ama tabii ki insanlara söylüyorum. Normalde bu açı bazı fırsatlar getirecek. Bu fırsatları hızlıca yakalayın demek. Yani bu fırsatlar neyle olabilir? Belki almak istediğimiz şeylerin fiyatıyla ilgili olabilir, para piyasasıyla ilgili olabilir, birçok şeyle olabilir. Yani hayatımızda Balık evi, Jüpiter ikizler evinde fırsatların geleceğini ve bu fırsatları yakalamak için bir fırsat tanıyor gökyüzü bize. Bunu yıl sonuna doğru birkaç kere daha yapacak. Ve tabii ki her şey ortada. Ne oldu? Temmuz, Ağustos, Eylül ayına gelelim. Eylül ayı aslında Başak ayıdır, Eylül ayı ve Türkiye'nin kuzey düğümü Başak. Aslında burada durumun vehameti o kadar ortada ki ülkedeki akıllı insanlar, geçen hafta da seslenmiştim, şimdi sesleniyorum. Ülkemizin akıllı insanları, ülkemizin faydasına çalışan Atatürkçü, milliyetçi, demokratik insanlar lütfen bir şekilde bir çözüm üretmeye başlayın ki bu zaten böyle bir durum olacağını gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin kuzey ay düğümünün üstünde oluyor. Kuzey ay düğümü her zaman artıdır. Yani hani bir planlar yapılmalı, akıllıca planlar yapılmalı. Burada birileri artık bir şeyin önüne geçip dur demeli. Sorumluluk alan muhalefet olabilir, başka insanlar olabilir, sözü geçenler olabilir. Kontrolden çıkılmış bir durum olacak Eylül ayında. Ve tabii orada bir balık tutulması var. Onu da önümüzdeki haftaya mı bıraksak? Onu da önümüzdeki haftaya bırakalım. İzleyicilerimiz de merak edenler olursa önümüzdeki hafta dinlesinler o zaman. Bir lokma bir lokma bilgiler. Ama böyle totalde her şeyi anlaşılır şekilde ifade etmeye çalıştım. Sürçülisan ettiysek de affola. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Haftaya İyi görüşmek üzere. pazarlar.